Merhabalar. Bu videoda farklı ülkelerden iki yönetmen, biri yerli, diğeri Yunanlı yönetmen. Bu yönetmenlerin iki filmi ve her iki filmdeki ortak temel ana dili kavramı üzerine biraz konuşmak istiyorum. İlk filmim Yunanlı yönetmen Theo Angelopoulos'un Sonsuzluk ve Bir Gün filmi. Diğeri de yerli Handan İpekçi'nin 2001 yapımı Büyük Adam Küçük Aşk filmi. Önce Sonsuzluk ve Bir Gün'den başlamak istiyorum. Sonsuzluk ve Bir Gün bir üçlemenin son filmi. Sınırlar Üçlemesi'nin son filmi. Film diğer iki Leyleğin Geciken Adımı ve Ulis'in Bakışı filmlerinden sonra izleniyor. Ama ben o sıralamaya bakarak bir yorumlama yapmıyorum. Benim temel aldığım şey ana dili kavramı ve her iki filmde de hem ana dili evreni yine biraz Heidegger bakış açısıyla ve bir yetişkin ve bir çocuğun karşılaşmaları ikisinde de ortak taraf bu ve çok güçlü. Her ikisi içinde. İlk film Sonsuzluk ve Bir Gün üç kahramanın filmi. Bir tanesi Alexander. Kendisi de bir yazar. Kendisi bir yazar. Orada başka bir yazar daha var. O yüzden onu katarak söyledim. Kendisi bir yazar ve hayatının son günü. İşte Alexander'ın son gününü izliyoruz biz bu filmde. Ölümcül bir hastalığı var. Ertesi gün hastaneye yatacak ama çok umutlu değil hayata dair ve şunu kabullenmiş, ne yaparsa yapsın her şeyi yarım kalacağına dair bir gerçekliği öyle dile getirmek istiyorum. Bu gerçekliği kabul etmiş Alexander. Alexander trafikteyken, yoldayken küçük bir çocukla karşılaşıyor. Çocuğun bir ismi yok. Ve üçüncü kahraman, filmin üçüncü kahramanı da Solomon. Solomon, Yunan milli şairi, Yunan milli marşının da yazarı olan Dionysos Solomon'un hayat hikayesi üzerine oturtulmuş bir karakter. Film zaman nedir diye başlıyor filmi ilk izlediğim zaman ve yazarın çocukluğundaki bir ev orası mekan. Geçmişe gidiyor. Yönetmenin diğer filmleriyle ortak bir tarafı var. Geçmişe gitmeler biraz kendine ait, özgü. Bizim Hollywood filmlerinde ya da diğer Avrupa sinemasında gördüğümüz ama özellikle Amerikan filmlerinde gördüğümüz bir geçmişe gitme var. İşte hem mekan değişiyor hem de kahraman değişiyor. İşte küçük hali veya daha genç versiyonunu görüyoruz. Bazen başka oyuncular canlandırıyor bunu. Theo Angelopoulos bunu yapmıyor. O kahramanını olduğu haliyle geçmişe götürüyor. Biz bunu filmde iki yerde görüyoruz. Bir tanesi şairle karşılaştıkları bir sahne var. Göl ya da deniz kıyısında bir yerde. Ve adam yani Alexander ve küçük çocuk aynı halleriyle dururken bir anda şair beliriyor orada. Ve diğeri de filmin başında Alexander iki yere ziyarete gidiyor. Bir tanesi yardımcısı ona köpeğini emanet edecek. Çünkü ölüyor. Diğeri de mektupları emanet etmek için yani karısıyla 30 yıl önceki mektuplarını bırakmak için gittiği kızının evi. Kızı orada zarflardan çıkmış bir tane mektuba denk geliyor ve onu okuyor. Filmin başka bir zamanı da orada başlıyor. Filmin asıl zamanı bir kış günü, gri, biraz iç bunaltıcı bir mevsim. Diğer zaman şairin, Alexander'ın, yazarın karısı ve ailesinin diğer fertlerinin o gençlik dönemiyle karşılaştığı evre. Bu da çok sıcak, güzel bir yaz günü. Aslında o günle beraber ölüme gidiyor ama işte o da çok güzel kurgulanmış. Yani geçmiş çok güzel olduğu için
belki o şekilde verilmiş. Belki işte onun son günü olduğu için o karanlık atmosferi yıkmak için böyle bir zaman dilimi oluşturulmuş. Onu bilmiyorum ama bir izleyici olarak bu benim çok hoşuma gitti. Filmin içinde geçen başka bir zaman dilimi var. O da kelimelerle geçiyor. Benim değinmek istediğim nokta da burada başlıyor. İşte ana dili kavramı. Şair Solomon bütün hayatını İtalya'da geçirmiş. Çok küçük yaşta ana yurdundan Yunanistan'dan İtalya'ya gidiyor ve oraya gittiği dönem boyunca ana dilini unutuyor. Yıllar sonra Yunanistan'ın mücadele savaşını verdiği dönemde kendi memleketine geri dönmek istiyor. Ama oraya gittiği zaman bir şey fark ediyor ki ana dilini unutmuş. Ve orada yazması çok zor oluyor. Kendi ana diliyle yazmak istiyor. Yani ama bunun için çok uzun zaman yeniden dilini öğrenmek için emek harcıyor. Bu şairin gerçek hayatı. Bilirsiniz Solomon şair. Filmdeki Solomon da yine İtalya'dan Yunanistan'ın Zante Adası'na gidiyor. Ve orada Özgür Tutsak isimli bir şiiri tamamlamak istiyor. Fakat ilk gittiği zaman işte küçük notlar alarak öğrenebileceğini düşündüğü dili bir türlü öğrenemiyor. Ve bir süre sonra ada halkından para karşılığında kelimeler satın alıyor. Ve tabii ki ada halkının çok hoşuna gidiyor bu. Yani kelimeleri parayla satın alan biri geliyor. Düşünün mahallenize, sokağınıza. Çok da eğlenceli gelir. Ama o sahnelerde yine böyle bir hüzün kokusuyla çekiliyor. Ve orada tamamlamak için uğraştığı o şiir var. Bir de film böyle bir zaman dilimi içerisine geçiyor. Bütün hayatını bu şiiri bitirmek için tüketiyor şair ama o şiir bitmiyor. Çünkü o kadar çok kelime alamıyor. Belki o da onun hüznü, onun varoluş sağlık kaygısı. Biz şairi Alexander ve küçük çocuğun bindikleri bir otobüs var. Bu otobüsün içerisinde yeniden görüyoruz ve orada gördüğümüz zaman Alexander ona bir soru soruyor. İşte kayıp ruhlar durağı. Orası da çok önemli. Kayıp ruhlar durağında ona yarın ne kadar sürer diyor. Bu sorunun cevabını şairden alamıyor. Aynı soruyu filmin sonunda karısına soruyor, Anna'ya. Ve Anna ona sonsuzluk ve bir gün cevabını veriyor. İşte filmin isminin geldiği yanıt orası. Bu zaman kavramı üzerine bir parantez açmak istiyorum. Benim yine üzerine konuşmak istediğim filmlerden bir tanesi Karanlık Gece. 2022 yapımı ya da 2023 yılında gösterime girdi. Tam olarak hangi tarihe denk geliyor bilmiyorum. Özcan Alper'in yönetmenliğinde. Onun eski filmlerinden biri var. Gelecek Uzun Sürer. O da böyle sanki bu filme biraz böyle selam çakmış gibi. Çünkü kendisi de Tarkovski hayranlarından. Orada da geçen bir tren sahnesi var. Gelecek zaman ve Rus şair Andrei Voznesensky'nin Oza, Selam Oza isimli şiiriyle geçiyor. Bunu da söylemek istedim. O da böyle bir soruyla var olmuş bir film. Filmdeki küçük çocuğun da kelimeleri var. Bu kelimeler üzerinden de bir zaman algısı yaratılmış. Dediğim gibi T. Angelopoulos zaman sekanslarını çok seven bir yönetmen. Ama bunu işte böyle bir geçmişe giderek değil de metaforlar üzerinden yapıyor. İşte küçük çocukla Alexander arasında bazı kelime oyunları geçiyor. Ondan üç tane kelime istiyor. Kelimelerden bir tanesi Korfulamu, bir çiçeğin kalbi. Burada annesiyle olan Alexander'ın hastanede yatan ve onu ziyarete gittiği annesiyle olan sahneleri veriliyor. Sonra henitis, yabancı sözcüğü. Burada da sınırlar, sınır kavramı, yabancı olmak neye göre
oluşuyor. İşte ana dilini kaybettiği zaman bir insan yabancı mı oluyor? Çünkü orada bir dil sorusu var. Ve o gittikleri Arnavutluk sınırı var ve orada tellerde insanlar var. Yönetmen onu çok güçlü bir şekilde vermiş o sahnede. Ve Argotini çok geç, vakit geç anlamına geliyor. Bu geç olan vakitte Alexander için. Çünkü ismi olmayan çocuk için yeni bir hayat başlıyor. O çocuğun bir ismi yok çünkü yeni hayatına henüz başlamadı. Bir gemiye binecek ve o bindiği gemiyle gittiği her neresiyse o ülkede yeni bir hayata başlayacak ve bence muhtemelen ismini de orada alacak. Çünkü kaçıp geldiği Arnavutluk'ta o ismi bırakmış ya da o yol boyunca Selim'le beraber koşarak açtıkları o patikalar, dağlar, yollar, sınırlar, işte o henitis, her neyse o yabancı olmayı sağlayan şey, o isim orada kalmış gibi. Ve binip gittiği o gemide, filmin sonunda biz onu bir gemiye bindiğini anlıyoruz. Şairle ayrıldıkları bir yer. Oradan sonra aslında yeni hayatı başlıyor ve bence ismi ondan sonra olacak onun. Bir izleyici olarak benim düşüncem bu yönde. Bu çocuğun kelimeleri üzerinden geçen de bir zaman dilimi var ve arkadaşı Selim var. Selim bir araba çarpmış ve ölmüş. O da çok hüzün dolu bir morg sahnesi. Orada bir şiir okuyor. Ben o şiiri okumak istiyorum. Ey Selim, bu gece bizimle olamaman ne acı. Hey Selim, çok korkuyorum Selim. Deniz o kadar büyük ki gittiğin yerde bizi ne bekliyor Selim? Hepimizin gideceği o yer neye benziyor? Dağlar mı var, vadiler mi? Polisler mi orada, askerler mi? Hiç geriye bakmadık ki biz. Şimdi tek görebildiğim deniz, uçsuz bucaksız deniz. Rüyamda annemi gördüm gece. Kapının eşiğinde durmuş ağlıyordu. Noel'di, çanlar çalıyordu. Dağlara kar düşmüştü. Keşke burada olsaydın. Bize eskisi gibi o limanlardan, Marsilya'dan, Napoli'den, şu koca dünyadan bahsetseydin. Hey Selim, anlat, anlat bize. Şu koca dünyadan bahset. Hey Selim, konuş, konuş bizimle. Hayatta kalabilmek için kendi ülkesinden kaçıp gittiği o ülkede ölüm Selim'i bırakmamış ve orada ölmüş. Bugün biz yine başka bir savaşın ortasındayız. İsrail ve Gazze arasındaki savaş ve bugün basında küçük çocukların kanlar içindeki fotoğraflarını görüyoruz. Bu film 1998'de gösterime girmiş. Biz 2023 yılındayız. Hiçbir şey değişmemiş maalesef insanlık tarihi için. Hep bu savaşlarda çok canlarının yandığını düşündüğüm iki sınıf var. Bir tanesi küçük çocuklar, diğeri de hayvanlar. Çünkü ikisi de savaşa ait bir taraf bilgisinden yoksunlar. Ve en büyük acıyı da onlar görüyor. Çünkü yetişkinler bir şekilde yaşadıkları hayat itibariyle, bu bana göre böyle, bir tarafın içindeler. Bu iki filmde de işte Yunanlı yönetmenin dünyasında da, bir Türk kadın yönetmenin dünyasında da iki küçük çocuk var. İşte burada Sonsuzluk ve Bir Günde Arnavut bir çocuk var. İşte onun yaşadığı savaş, o Yugoslav Savaşı'nın korkunç etkileri, o dağılan bütün Balkan ülkeleri ve önce iç savaşla başlayan korkunç şeyler. Biz bugün bile toplu mezarlara denk gelin diye haberlerini okuyoruz. Hala yıllar geçmiş o savaşların üzerinden. Ve bir tarafta da hayatının son gününü yaşayan bir yazar var. Ölüyor. İşte o Kayıp Ruhlar durağında bindikleri bir otobüs var. Orası onların kader yolculuğu. Çünkü yönetmen onu bize otobüsle peşlerinden gelen üç bisikletli adamla veriyor. Bu Zeus'un üç kızı. Bunlar bir tanesi Kloto, yaşam ipini eğriyor. Bir tanesi Lachesis, bu ipi ölçen kızı. Bir tanesi de Atropos, zaman geldiğinde o ipi kesiyor. Bunlar kader çarkını döndüren üç hanım ve Zeus'un kızları ve bunu üç adamla, bisiklet süren üç adam metaforuyla
vermiş orada yönetmen. Çünkü o yolculuk Alexander'ın son yolculuğu. O otobüsten indikten sonra artık ismi olmayan çocuk başka bir hayata gidiyor. Alexander da o 30 yıl önceki mektubun olduğu zamana Anna'ya gidiyor. Çünkü artık sorusunun cevabını alıyor. Çünkü ölüyor artık. Yani hayata dair soruları bu dünyada cevaplayamayacağımıza inanıyorum ben. O da orada ölümün kıyısındayken o cevabı alıyor. İşte sonsuzluk ve bir gün cevabını. Filme dair söylemek istediğim başka bir şey yok. O kelimeler çok önemli. Diğer film, yerli film, Büyük Adam Küçük Aşk, Handan İpekçi'nin filmi. 2001 yılında gösterime girmiş. O yıl Altın Portakal'da 12 dalda ödül kazanmış bir film. Handan İpekçi o dönem için ve hatta şimdi için bile çok ince çizgili bir film çekmiş ama çok dikkatli bir şekilde vermek istediği mesajı hiç kirletilmesine izin vermemiş. Orada bir küçük bir çocuk ve ana dili kavramı işleniyor. Filmdeki kahraman Hejar. Hejar tek bir Türkçe kelime dahi bilmeyen bir Kürt kızı. Ve Rıfat Bey ile karşılaşıyor Hejar. Şöyle oluyor, Rıfat Bey'in karşı komşusu, karşı dairesine ki eve bırakılıyor Hejar ve oraya bir polis baskını düzenleniyor ve evdeki diğer herkes hayatını kaybediyor. Hejar hayatta kalıyor. Rıfat Bey emekli bir yargıç ve ona sahip çıkıyor. Fakat kızla iletişim kuramıyor. Çünkü hiç Türkçe kelime bilmiyor. Evdeki yardımcısı Sakine Kürtçe bildiği için Hejar kendi ana dilinde konuştuğu için onunla iletişim kuruyor. Dediğim gibi burada böyle çok siyasi bir şeylere malzeme vermemiş. Bunu çok güzel anlatmış. Benim de bu iki filmi incelememin sebebi bu. Yani ana dili. Çünkü ana dili kavramı siyasette üstü bir şey. İşte bu Heidegger'in, Dasein kavramı gibi fırlatılıp atıldığınız bir dünya var. Bir kader var. Heidegger'in de savunduğu bir şey bu. Başınıza gelen bir şeyler var ve bir diliniz var. İşte İbni Haldun'un söylediğine atfedilen bir söz var ya, coğrafya kaderdir diye. Dil de coğrafyanın temeli. Biz bugün dünyadaki sınırları dile göre belirlendiğini görüyoruz. İşte hangi dil konuşulmuşsa orası o coğrafyanın son sınır noktası olmuş. Başka bir dilin başladığı yer. Ve bu kadar bu dünyaya ait olmayan bir kavram aslında ana dili. Çünkü bir kaderle geliyorsunuz bu dünyaya ve doğduğunuz ev böyle gündelik dizi şeyi olacak ama doğduğun ev kaderindir diye. Gerçekten durum böyle ve dil de sizin kaderiniz. Ve burada iki ayrı dil evreninden işte ismi olmayan bir çocuk kendi ülkesinden başka bir dilin konuşulduğu için başka bir sınıra ait olan ülkeye kaçıyor. İşte burada da başına ne geldiğini tam olarak bilmediğimiz başka bir dili konuşmuş bir kız o evin içine denk düşüyor. Önce Rıfat Bey buna çok karşı çıkıyor onun o evin içinde Kürtçe konuşmasına ama onunla iletişim kurabilmek için çünkü o çocuğu seviyor. Çünkü çocuklar masumdur. Çünkü çocuklar o biz yetişkinler dünyasının bütün günahlarından azadedir. Hepsinden uzaktır. O dünyanın içindeki o masumluğa erişebilmek için o da birkaç kelime Kürtçe öğreniyor ve Türkçe karşılıklarını da bir gemi sahnesi var. Orada Hejar'a öğretiyor. Yine orada küçük bir parantez açmak istiyorum. İstanbul'un o 2000'lerdeki haliyle şu andaki halin hiçbir yakınsak ilişkisi olmadığını fark etmek de çok acı verici. Çok kısa zamanda çok şey değişmiş. Daha çok betonun içinde yaşıyormuşuz şu anda. Filmi izlerken en çok bu dikkatimi çekti. Bu da çok üzücü. Buradan şuraya geçeceğim çünkü dil, mesela işte Babil Kulesi diye bir gerçeklik var değil mi? Dil teorileri var, dilin doğayla ilişkisi. İşte teorilerden bir tanesi doğadaki sesleri taklit ederek
dil öğrenmiştir insan diyen bir dil düşünürleri var. Şu an başımıza bir iş gelse ve dilimizi kaybetsek yeni bir dil öğrenemeyiz. Çünkü doğa diye bir şey bırakmadık. Hiçbir şeyin yansıması söz konusu değil. İşte her taraf beton. Bu da beni çok üzdü. O filmi izlerken o İstanbul'un işte 20 senede dönüştüğü şey çok acı verici. İki filmde de ana dilinin ne kadar siyasetten uzak, ne kadar kutsal, ne kadar önemli olduğunu hissettim. Ana dilinin ne kadar önemli olduğu gerçeğini biz işte teorik olarak kitaplarda işte dilleri yok olan milletler yok olmaya mahkumdur sözünün böyle çok klişe de gelse gerçek olduğu. Çünkü bu çok farklı bir şey. Biz bugün yapay zeka diye bir şeyden bahsediyoruz ve aslında ondan korkuyoruz. Çünkü onunla ortak bir dilimiz yok. Aslında bence temeldeki korkumuzun sebebi bu. Onun bir dili yok. Ve bir gün dili keşfederse asıl korku onun için. Yani aramızdaki uçurum çok daha büyüyecek o zaman. Kendine ait bir dil oluşturursa ve bizi bu dil evreninin içine almazsa o zaman biz hangi sınır çizebiliriz? Yani bu dünyanın içinde hapsoluruz muhtemelen ve insanın korkunç şeyi de orada başlıyor. Ben kendim de yazdığım için böyle kurgular kafamdan sürekli geçer. Bu da çok distopik bir gerçeklik. İşte kendi ana dilini oluşturan bir yapay zeka evreninde insanın bir yeri yok muhtemelen. Bu iki filmde de temel nokta burasıydı. Biraz Babil Kulesi'nden bahsetmek istiyorum. Babil Kulesi dünyanın 8 harikasından biri ama gerçekten var mı yok mu? Bunun üzerine çok emin olabileceğimiz bir şey değil. Çünkü tarih öncesi döneme ait. Elimizde kesinliğine ait bir belge yok. Ama şöyle, Herodot'un bu kulenin kalıntılarını gördüğü söyleniyor. Ve Büyük İskender'in de bu kule kalıntılarını gördüğü, hatta çok etkilendiği söylenilir, yazılır. Pek çok farklı hikayesi var. Kimine göre bu kuleyi Nemrut inşa ediyor ve Allah onun bu böbürlenmesine kızıp o kuleyi yerle bir ediyor. Ve her katından düşen insanlar farklı diller konuşmaya başlıyorlar. Hani bu bizim dilimizde de yerleşmiş 72 millet kavramı var. İşte orada 72 farklı dilin ortaya çıktığı söyleniyor. Farklı bir düşünceye göre de kuleyi Marduk adına Babil halkı inşa ediliyor. Marduk'tan kısaca söz edeceğim. Marduk, Babil ülkesine, Babil şehri de çok önemli bir şehir ve o coğrafyaya tek tanrılığı getirmiş bir Babil kralı Marduk. Ve Kral Marduk adına inşa edildiği söylenen bir kule bu Babil Kulesi ve orayı Pers Kralı Herkos yıktırıyor ve onun yıkıntısından sonra orada insanlar ayrışmaya başlıyorlar ve farklı diller ortaya çıkıyor. Dediğim gibi yani kesinlik kanıtlanmış bir şey olmadığı için üzerine çok farklı teoriler atılmış ama insanın dil kavramıyla yükseklik arasında kule, İşte belki bu Sümerlerin ziguratlarıyla alakalı bir unsur var. Ama biz oradaki kayıp halkayı çok bilemediğimiz için bunun temeli ne olduğunu da herhalde bu dünyadayken öğrenmemiz çok zor. Söyleyeceklerim bu kadar. Her iki filmi de izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Aa, burada küçük bir şey atladım. Sonsuzluk ve Bir Günün çok iyi müzikleri var. O da yine Yunanistan'ın dünyaya tanıttığı önemli müzisyenlerden bir tanesine ait. Şu an yanlış bir telaffuzda bulunmamak için müzisyenin ismini bulamıyorum. Zaten müzikleri en az film kadar ünlü olmuş. Belki filmi izlemediyseniz bile müziklerini bulabilirsiniz. İsmini bulamadım. Ama izlediğiniz zaman o ünlü müzikleri de dinlemiş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.